CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatmıştık ama şöyle bir kere daha hatırlatalım isteriz. Ee, seçimlerden önce CHP demişti ki YPG mi bize saldıracak? Bir izleyelim. Ve maalesef YPG saldırdı. saldırdı. Ve bunun üzerine 30 Nisan'da Kılıçdaroğlu Fırat Kalkan Harekat Bölgesi'nde YPG'li PKK'lı teröristlerin alçakça saldırısı sonucu dedi. Hani saldırmazlardı Şimdi böyle demek zorundasın. Çünkü mesajı şehit yakınlarından gelen tepkilerle sana verilen mesajı anladın. Hı hı. Artık milletin nezdinde sen özellikle de seçimlerde HDP ile işbirliği yaptığın için özellikle de o eş genel başkan Sezai Temelli'nin CHP İstanbul ve Ankara'da kazanınca bilecek ki bizim sayemizde kazandığı lafını sineye çektikten sonra bu milletin size karşı artık bir hassasiyete oluştu. E dedim ben dedim mi hemen mesajlar geldi. Gitmesin gerçekten şehit cenazelerine diyor. Çünkü YPG için bize saldırmaz diyorsun. Şimdi kalkıyorsun şehitlerimiz için başsağlığı diliyorsun. Ve YPG'ye de PKK'lı diyorsun. Bir tire koymuşsun. Şimdi bak bu Kılıçdaroğlu'nun baştan beri zihniyeti ben burada da söyledim. Çok az üzerinde duruldu medyada. 21 Ekim 2014'te T24 sitesinde Damla Uvantaş bir haber yaptı. Bak bu çok önemli Türker Bey. Hı hı. Tarih veriyorum. 21 Ekim 2014. Muhabirin adı Damla Uvantaş T24'te. Nedir haber? Evet. Okuyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu YPG'yi terör örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak gördüğünü söyledi. Hangi vatan diye sormak lazım. Bak, açık açık. Nerede söylemiş bunu? İşte benim unutuluyor üzerinde durulmadığı yer dediğim bu. Nerede söylemiş? CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısının ardından hı hı. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü öğrencileriyle bir araya geldi. YPG'nin şu ana kadar Türkiye'ye veya kendi halkına yönelik böyle bir terör uygulaması olmadı. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur. Şimdi yani ana muhalefet partisinin lideri daha 2014'te Beş sene önce yaklaşık terör örgütü değil diye açık açık söylemiş. Vatanı için çalışan örgüt demiş. Vatanı için çalışıyorsa bizim askerlerimizi niye şehit ediyor? Şu anda dün e, Milli Savunma Bakanlığı da açıkladı. Akkari sınır bölgesindeki üst bölgesine PKK-YPG'li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan hava atışları sonucunda üç askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı. Ayrıca Suriye'den de bir acı haber geldi. Suriye'nin Azez bölgesinde PKK, YPG'li teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir yüzbaşımız şehit olurken bir binbaşı da ağır yaralandı. Şimdi ben rahmet dileyelim. Allah rahmet eylesin. CHP'li tabana diyeyim. üzülüyorum. İnan ki biz şimdi böyle Haklı olarak CHP'nin eleştirisini yaparken bizi sadece CHP eleştiren birisi gibi söylüyor. Yaz dediklerimizde yanlış nerede onu söyleyin. Bir ana muhalefet partisi lideri var. YPG bize mi saldıracak diyor. Onlar vatanını kavuran örgüttür diyor. Sonra şehitler gelmeye başlayınca bunlar PKK'lıdır diyor, alçakça saldırıyorlar diyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Diyor. İnsan içine çıkacak yüzünün olmaması lazım bir öyle siyasi evet. Ya en azından bir özür dilemesi lazım. Bakın ben bunu kabul ederim. Ön göremedim. O zaman öyle görünüyordu YPG'liler. Vatanları için çarpışıyorlar. Bize gelen bilgiler öyleydi. Devlette de sormuyorsun ya. Fakat şimdi askerimizi şehit ediyorlar. YPG PKK'da aynı şeydir, teröristtir. Ben özür diliyorum dese Yine milletimiz bak der ki ya yanlış yapmış özür diliyor diye. Ama o yanlıştan maalesef dönmüyor CHP.